Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iPhone 11 kutu içeriğine bakacağız. Kutunun içinde olanlara bakın. iPhone 11 mor rengi bizimkisi. Bakın. Şimdi o zaman yavaşça önce kutunun dışından evet, başlayalım. Evet, kutunun dışı ters takmışız. Şimdi bizim telefonumuz ne dilerim? 64 GB iPhone 11 purple renkli. iPhone 11 purple. Gördüğünüz üzere benim çok beğendiğim detaydan bahsedeceğim. Burası telefonumuz mor olduğu için mor renkte. Kırmızı olsaydı kırmızı, sarı olsaydı sarı olacaktı. Onu çok seviyorum. Yanlarını görüyorsunuz. Arkasını gösterelim. Telefonumuz 64 GB. Şu an içinde telefon olduğu için biraz ağır. İçindekiler burada yazıyor. Bakalım gerçekten orada yazanlar bizde çıkacak mı Dilara? O zaman açalım. Bizi ne karşılıyor? iPhone 11. 11'imiz bizi karşılıyor. Kutu içeriğinde hemen karşımıza çıktı. Önceden böyle değilmiş arkadaşlar. iPhone 11 tasarımına da şurada bakalım. Gördüğünüz üzere. Gece modlu şu an. Karanlık moddayız. Pil tasarrufu için. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Ve içinden ne çıkıyor? Evet, sticker'ı çıkıyor. Bunları inceleyelim. İçinden neler dökelim. Evet, şu sticker'ı şunu bulamayanlar çıkıyor. Varmış arkadaşlar. Unutmayın içinden Apple sticker'ı da çıkıyor. Evet. Yapıştırmak isterseniz telefonunuza, motorunuza, arabanıza. Yani bir sürü yaratıcı fikir var bununla ilgili. Yani bunlar şeye yapıştırabiliyorum. MacBook'lara. Hem MacBook'lara da yapıştırıyorlarmış. Gördüğünüz üzere aksesuar olarak çıkıyor. Evet. Burada bir adet kullanım kılavuzum var. Türkçe malum bizimkisi. iPhone'a evet, hoş geldiniz. Burada da iğnesi çıkıyordu. Ha, sim kart nasıl takılır videosu da gelecek. Burada sim kartı açmak için şurada arkadaşlar görüyor musunuz noktayı? Onu açmak için özel iğne gibi bir şey evet, çıkıyordu. Evet, şurada sesli sessiz anahtarı var. Şurası hemen gösterelim. Evet, hemen gösterelim. Ses yüksekliği düğmeleri biliyoruz. Yan düğme, lighting bağlayıcısı. Evet, burada nasıl? Home tuşu yok. Home tuşu yok. Evet, bildiğiniz üzere şöyle falan yapınca açılıyor. Bunlar dediğimiz gibi içerikti. Başka bir şey? Evet. Çıkmadı. Sticker bu kadar. Evet. Ondan bir sonra de şey diyorlar ya, yok kutusunu yırtın içinden şey çıkıyor. O, onlar AirPods'da herhalde. Başka bir şeyler çıkıyormuş. Şimdi şarj aletimiz var. Şarj adaptörü. Ama şarj hızlı şarj değil. Evet arkadaşlar, bu hızlı şarj değil. 11 Pro ve 11 Pro Max'lerde hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bizimkisi normal bildiğiniz. Gayet normal. 3 saatte 4 saatte falan şarj ediyor galiba. Şarj adaptörü. Evet, sonra bağlayıcı var, USB kablosu. Onun için evet, USB kablo yerine kullanabilir MacBook'lara giriş için. Şarj ederken ne yapıyoruz? Bunu burasına takıyoruz. Arkasında şarj prizinize taktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Hemen gösterelim. Dilara biraz telefonu yaklaştır. Ben şu an prize mesela taktım. Gördüğünüz üzere şarj olmaya böyle başlıyor. Şarjımız mesela %52'ymiş. Gördüğünüz üzere şarj oluyor. Şu an çekiyorum şarjdan ve bitti. Başka ne çıkıyor kutumuzdan? Sonra böyle kulaklık çıkıyor ama AirPod değil. Normal. Şunu çeker misin? Onu da gösterelim. Evet. Aynı şarja taktığımız yere ne yapıyoruz? Müzik dinlemek çakıyoruz. İstersek. Ayrıca bir şarj aleti, kulaklık yeri yok. Benimkinde aynı var. Şarj ettiğimiz yere bunu takıyoruz. Hiç gördüğünüz üzere ekran aydınlandı. Şu an Dilara müzik dinliyormuş gibi yapıyor mesela. Kulaklığın üstünü gösterelim. Right left yazıyor. Yani normal iPhone. Şu an ses şeyi var. Burada arkadaşlar right ne demek? İngilizce sağ demek. Arttırma, azaltma var. Dilara gösteriyor. Bağlama. Left ne demek arkadaşlar? İngilizce'de sol demek. O yüzden burada da L harfini görüyoruz. Başka kutumuzun peki bunu kaldırırsak ne çıkıyor? Bunu kaldırmak için yırtmak gerekiyor. Yırtmak gerekiyormuş. Evet, gördüğünüz üzere bu çıkmıyor. Peki gerçekten arkasında yazan şeyler bizde çıktı mı Dilara? Bakalım. İçindekiler iPhone 11. Evet. Lightning bağlayıcı AirPods. Bu AirPods değil. Kulak podsu. USB kablosu. Şu Dilara'nın bize gösterdiği. Şarj aletinden mesela çıkartabiliriz. Hani. Güç adaptörü. Şu gördüğünüz üzere. GSM, hücresel teknolojiler, Wi-Fi. Bunlar telefon özellikleri arkadaşlar. Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Bunlar kendi içinde ait. Evet, gördüğünüz üzere kaç parça çıktı? Kulaklık, USB adaptörü, USB kablosu ve telefon. 4 parça. 4 parça çıktı. Evet. Evet arkadaşlar, bu videomuzda
iPhone 11 içeriğine baktık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Size teşekkür ederim. Bye bye.